Hayatta sevdiklerimizin değerini ne kadar bilebiliyoruz? Zamanımızın değerini ne kadar bilebiliyoruz? Ailemizin, çocuklarımızın, işimizin, her şeyin, hayatta her şeyin değerini ne kadar bilebiliyoruz? Bir kanser hastasından hayata dair önemli tavsiyeler. Erma Bombek, kanser hastalığından ölmeden önce bir yazı kaleme alır. Bu onun son yazılarından biri olmakla birlikte hayata dair muhteşem notlar sunar. Eğer hayatımı yeniden yaşayabilseydim, hastayken yatağa girer dinlenirdim. Ben olmadığım zaman her şey kötüye gidecek diye düşünmezdim. Gül şeklindeki pembe mumu saklamaz yakardım. Daha az konuşur ama daha çok dinlenirdim. Yerler kirlense, masa örtüm lekelense bile daha çok arkadaşımı akşam yemeğine davet ederdim. Oturma odasında televizyon seyrederken patlamış mısır yer, yerlere dökülecek diye korkmazdım. Bana gençliğini anlatmaya çalışan dedeme daha çok vakit ayırırdım. Kocamın sorumluluklarını daha çok paylaşırdım. Saçım bozulmasın diye arabanın camının açılmasını önlemezdim. Eteğimin lekelenmesine aldırmadan çimlere otururdum. Televizyon seyrederken daha az, hayatımı yaşarken daha çok ağlar ve gülerdim. Ömür boyu garantilidir denilen hiçbir şeyi satın almazdım. Çocuklarım beni öpmek istediklerinde asla "Önce git ellerini yüzünü yıka" demezdim onlara. Onlara daha çok "Seni seviyorum evladım" derdim. Ondan da daha çok "Özür dilerim" derdim. Ama başka bir hayat verilseydi en çok yapacağım şey her dakikasını değerlendirmek olurdu. Dikkatle bak, gerçekten gör, yaşa, vazgeçme. Küçük şeyler için şikayet etmeyi bırak. Tek bir hayatımız var ve bir gün sona eriyor. Umarım her gününüzü değerlendirirsiniz. Hani şair demiş ya, diline geleni söyleme öyle. Sen kime sitem ediyorsun böyle? Allah kulu, söyle, halin nedir öyle? Dilini tut, sabreyle, tövbeyle. Allah hiç kimseye çaresizlik vermesin.